Teknolojiden Anlamayan Adam'dan herkese merhabalar. Selamlar. Nasılsınız inşallah? Bugün size Bosch'un... GSA 36 Veli. Veli. Elektrikli şarjlı testeresini anlatacağız. Evet. Çok heyecanlıyız. Ne zamandır böyle güzel video yapmıyorduk. Çok heyecanlıyız şu anda. Evet. Evet, kutu açılışınızı yapıyorum hemen. Evet. Cihaz bu. Bataryası falan böyle bayağı. Yedek batarya da var. Böyle ağır mı alet? Ağır. Boşu bile ağır. Boş. Adı boş. Beğendim. 36 volt akü gerilimi varmış. Akü ne kadar acaba? Zaten burada kocaman yazıyor. Burada zaten batarya durumunu falan gösteren ayrıca düğmesi de var. Evet. Şarjı taktık. Lityum iyon batarya bu arada. Batarya ısınırsa burada ısındım diye bir işaret çıkacak. Biraz dur diyor. Dur diyor. Onu zaten görmememize gerek yok. Zaten böyle aletleri bir kere başlayınca yarım saat açık bırakmak çok ya da şey değil. Ama hani şu hava yeter ya. Bu da adaptörü. Bataryayı da bununla şarj ediyorsunuz. Biz şimdi bugün kurumuş bir ağaç keseceğiz. Ondan evet. Sonra bay efendi, duyar, canlıya kıydınız, duyar kasmayalım. Duyar kasmayalım, bu ağaç kesilecekti ağaç zaten. Görev olarak Murat dedi ki, bir iş yarısı barış şu ağacı kesin. Evet. Wood, metal, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Araç kurtarma. Ne? Bayağı. Vehicle rescue, valla. Nasıl kurtarıyorsun bununla aracı? Abi arabayı kesiyor işte. Ha, itfaiyecilerin var ya. Hı-hı. Üç tane şey çıkıyor içinden. Tamam, biz burada Wood'u kullanacağız. Vehicle rescue. Araç rescue. Kurtarma. Metal bu arada 20 mm kesebiliyor. Bu. Profil. Yok, bizlik ev metal. Ev metal. Şimdi burada emniyete bakalım. Nasıl takıldığını, ucunu göstereyim. Hani bu arada biz hiç bir tecrübesi olmayan insanlarız. Emniyete alıyoruz burada. Bak tetiği çalışmaz hale geliyor. Evet. Sonra ucunu... Ben tutayım. Yok, böyle ben yapmam lazım. Şöyle buraya oturtuyoruz. Bakın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz şimdi. Aa, döndü direkt. Tık diye, tık diye oturdu. Kilit oturdu. Şöyle bir gene de kontrol edelim. Ama bunu buradan ittirirken, bence buradan ittirmeyip de buradan çekmek daha mı doğru acaba? Bağrından hızlı kesersin. Hayır ama o basınçla oturup kilitliyor kendini. Tamam, çıkartmasını da göstereyim. Şuradan şöyle çeviriyorsun. Gene aynı yeri. Hayır, şöyle çekileyim de. Şöyle çeviriyorsun. Anam. Tükürüyor diyor testeresine. Yani hiç odunculuk yapmayan biri olarak. Oo, tertemiz. Keşke gömleklerimi getirseydim ya. Üçümüz birer tane giyseydik. Professional diyor yalnız. Ya profesyonel diyor. Onu bir bana uzatma. Onu bir anlatayım mı ben? Bak, Bosch'un ürünleri bu renk, hani böyle hakiye kaçan, yeşilden maviye kaçan seri. Heh, petrol yeşili. Profesyonel seri zaten. Evet, bunu şeyden hatırlarsınız. Açık yeşil, yeşil olan, bildiğin yeşil olanlarda hani senin benim kullanabileceğim gibi ev, hani matkap, şarjı, tornavida. Bu mavide nerede yapmıştık? Sensör, hatırlıyorsunuz. Lazer mesafe ölçer. Evet. Evet. Bu arada bizim gibi ehil insanlar kullansın diye yapmışlar bunu. Evet. Biz profesyonelden bahsediyorum. Oduncu. Yaparım. Parça parça ufak ufak azaltalım şimdi acaba. Şimdi istekleri alalım. Sence nasıl alalım? Ben diyorum ki önce böyle bir hani bir şu parçayı bak, bir alalım ki şunu böyle bir atalım önce. Ben diyorum ki bir dakika. Ben diyorum ki bak şimdi. Herkes biliyor şu anda. Bu şu anda ikiye ayrılmış ya. Bence buralardan küçük küçük başlayalım. Çalışacak alanımız olsun. Buraları bir kafa yeri açalım kendimize. Kafa yeri açalım. Ondan sonra küt şuralardan bir hep beraber. Emniyet açıldı. Bilgi vereyim. 250 mm ağaç kesebiliyor. Yani 25 cm'ye kadar ağaç kesebiliyor. Yani ağacımız da tam ona uyguna. Zaten testere boyutu da öyle. 20 mm yani 2 cm metal kesebiliyor. Onu da bilgi olarak vereyim. Bak. Strok aralığı vardı da onu hiç kullanmadım. Strok aralığı ne? Aslında silindirdeki alt ve üst aralık bu şu an. Hani gidip gelme hikayesi. En altta, en üst tarafındaki arasındaki mesafe strok yönelimi. Strok aralığı da 28 mm. Bu arada çok hassas şeyleri kesmek için bak. Sen bunu kendin mi ayarlıyorsun? Ha, tetikten de yapabiliyorsun. Hmm. Kaç kademe peki? Ya, basıncına göre bak. Bak mesela ben diyorum ki ben kuyumcu kesişi yapacağım. Okşayacağım diyorsun ağacı. Tabii ağacı böyle üfür böyle. Bir şey söyleyeceğim, bunu etle kesersin bundan. Şu dalı alayım ben. Evet al abi. Yapıştır abi. Wow. Anam. Evet, aldı valla. Barış'ın fikir bence yanlış, batarız. Leş gibi olduk ya. Kaşınacağız şimdi. Versene bir dakika. Oo. Yavaş. Telefonu koy Murat kamerayı. Baba akşama kadar. Şimdi ben şuradan bir gireyim mi? Aynen. Bunu böyle mi tutmak gerekiyor? Şu mu? Tutuş evet, bu mu? Sıkı tut ama. Sıkı tut ama aynen. Gevşek tutma. Oradan sıkı tut. Ağaca falan takılır çünkü. Seker çek. Ver şimdi. Sakalla falan hep şey oldu ya. Ağaç oldu adam ya. Artık oduncuyum ya. Oduncuyum ya. Yaparım ya. Hadi şimdi ağacı oradan al şimdi. Hadi al. Vay be.
Tam buna led takalım, yılbaşı ağacı olur. Allah olur ha. Ben hiç bulaşmayacağım. Çok ne? Pislik bir iş çünkü. Ya, kesin siz ya. Kesiyor ya, vallahi kesiyor alet yani. Sudan korksak denize de girmezdik Ekin. Oğlum mangal boy kesin ya. Ya da keser sapı. Geliyor. Bak nasıl kestim. Güdüm. Bak evet. Ben de. Şifirim mi? Çok zevkli yalnız. Ben böyle ya. Bütün bahçeyi doğrarım. Şimdi Murat Kurt'un böyle zeytin toplamışı da var. Videosu kanalda bekle baksınlar. Bunu kullanmayınca emniyet almakta fayda var arkadaşlar. Çekilin. Kameraya bana sapladılar. Yalnız ne kadar hafif, bomboş olmuş bu. Hakikaten mangallık bu ya. Ateşi bulacağım lan birazdan. Ağaç geliyor. Hop. Arkadaşlar ben biraz önce bir salaklık yaptım. Estağfurullah. Siz, ne yok, yaptın? Onu söylememiz lazım. Bu salaklığı yapmayın. Dur bir dakika, çalıştırma. Söyle. Yemen gibi. Alet hafif dışarı çıkınca bunu tekrar içeri ittireyim dedim. O tabii şey... Elini mi kesiyordun? Hayır, elimi kesmiyordum da sıcak. Ya. Elimi yaktım. Yapıştı. Ondan bir ara sen sessizleştin burada. Bir damla gözyaşı sildi ama çaktıramıyordum. Yapmış. Onu yapmayın. Bunlar büyük ihtimalle stoplayacak. Bak. Kötü değil mi? Bundan çok güzel. Adam da öldürdü. Evet. Şahane araba yani. Şiddete karşıyız ama. İlk çağ şeysi. Ama silahı. Bak çıra. Çıra var içinde. Vay bak kokuyor zaten. Onu dedim ya. Leş etti beni ya burada. Ben sana gösterdiğimi kes ya. Bunu kes. Ama her yerim mahvoldu lan. Evet işte böyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir tane ağacı, kuru ağacı kestik. Diğerini budadık. Onu kesmedik. Yani yaş ağacı kesmedik. Ama bir şey yılandı. Burada duruyor bakın. Duyar yapacağız diye bizi harcamayın. Heh. Oradan da o ağaç. Budanması gereken bir ağaçtır. Onu da budadık. Evet. Kafamızda böcekler yürüyor. Her yerimizde öyle. İçimizde. Hele sen bir yerde bir şey yaptın. Ben bütün baksana kollarım, mollarım benim de, mahvoldu. Benim de. Benim de diyor ama hiçbir şey yok. Ben onları futbolu yaptım. Benim bakar mısın? Ben onları temizledim. Evet, alet güçlü. Yani metal kesmedik. O ayrı. Hani şimdi araba falan bulamadık burada kesecek. Evet. Elleme, elleme, elleme. Sıcak, elleme. Sıcak. Yok, soğuk. Geçmiş zaman. Gibi olmuş. Öyle mi? Bak elleme. O zaman ellerim. Anında buz gibi olacak. Bu da bir özellik. O zaman ucunu çıkartalım artık. Hadi bakalım. Hoppa. Hop. İşte bu kadar. Artık tehlike geç. Zaten emniyeti kapamıştım. Bakın evet. Hep üzerinde yazanlar yok. Bilmem ne marka, Wood, Mood hepsi gitmiş. Bir sene sonra hepsi bütün kaplama çıkıyor. Bu oluyor. Evet. O yüzden hani artık dibinde keşke bir yazılsaymış. Bu arada daha iyi iki diş olurdu. Birimiz var. Bir diş sadece gitti. Bence gayet iyi. Hadi çok terledik. Kendinize iyi bakın. Hasta olmadan. Haydi eyvallah. Bu da böyle dönüyor mu? Hadi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.